Evet merhaba arkadaşlar, bugün HTML 5.0'a giriş yapmaya çalışacağız. HTML video serisi artık biliyorsunuz 5.0 gelmesiyle birlikte güncellenmesi gereken video serilerinden birisi ve HTML 5.0'ı anlatacağız. Yeni neler var, mantık nasıl değişti ve HTML 5.0'ı nerelerde kullanabiliyoruz, biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bu giriş videosu burada biraz mantığını anlatacağım, biraz örnekler yapacağız, biraz yeni tagleri tanıyacağız. Ama daha sonra teker teker işte videolara ayrı bir şeyde, görsel medya aygıtlarına, işte API'ne ayrı bir videoda teker teker bu videolarda sizlere anlatmaya çalışacağım. Tahminen şöyle 4-5 video içinde bunları toplarız. Ondan sonra da uygulamalarına geçeriz. Ve sonra da JavaScript videoları devam edeceğiz. JavaScript videolarını henüz anlatmadım. Dolayısıyla HTML 5.0'da bazı yerlerde çok az değineceğim. Mecburen değineceğim. Çünkü JavaScript ile HTML 5.0 birbirine girmiş durumda ama birinden başlamak gerekiyor. Ufak tefek bazı scriptingleri anlatacağım. Ama JavaScript videolarını izledikten sonra HTML 5.0'a çok daha hakim olacağınızı söyleyebilirim. Şimdi hemen başlayalım. HTML 5.0 bize ne getiriyor? Mantığında ne var? Yeni neler var? Onlardan biraz bahsetmeye çalışalım. Evet, HTML 5.0'da bir defa farklı olan bir yaklaşım var. Yani mantık değişiyor. Şimdi normalde HTML 5.0'a kadar olan HTML dillerinde, HTML 1.0'dan itibaren başlayan dillerde mantığımız aslında bir web sayfası programlamaktı. Yani HTML dilinin, Hypertext Markup Language olarak geçen bu işaretleme dili, markup dilinin, markup language'in amacı bir web sitesi hazırlamaktı. Web teknolojisinin izin verdiği imkanlar dahilinde bazı görselleri sizlere aktarmaktı, browser üzerinden aktarmaktı. Fakat HTML 5.0 değişen zihniyeti de aslında biraz yansıtmaya çalıştı. Yani ne değişti bu dünyada, ne değişti? Biz front-end developer dediğimiz, ön yüz geliştiricisi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz yeni bir akımla karşılaştık. Web sayfaları o kadar güzel kullanılıyordu, o kadar fazla avantaj sunuyordu ki insanlar dediler ki biz normal masaüstü yazılım yazmak yerine desktop yazılım yazmak, yani şu sizin internetten indirip işte setup'ına tıklayıp kurduğunuz yazılımları yazmak yerine biz yazılımımızı web'e koyalım. Web arayüzü üzerinden çalışsın ve insanlar bizim yazdığımız yazılımları, programları web sayfası üzerinden erişsinler. Bu ne sağlıyordu? Bunun en büyük avantajlarından birisi merkezileşmesiydi, sistemin merkezileşmesiydi. Yani siz dünyanın neresinde olursanız olun, hangi cihazı kullanırsanız kullanın, internet sayfası gösterebilmesi sizin o programı kullanmanız anlamına geliyordu. Aksi halde işte mobil cihazlar için ayrı yazılacak, OS X için ayrı yazılacak, Windows için ayrı yazılacak, Linux için ayrı yazılacak, çok farklı ortamlar için tekrar tekrar yazılması gerekiyordu. Gene başka avantajları vardı. Mesela maintainability dediğimiz, yani bir şeyin diyelim ki versiyonunu değiştirdiniz, bir şeyleri değiştirdiniz programın içinde. Normalde o programı kullanan herkese update göndermeniz lazım. Onu download edecekler, programı güncelleyecekler ama web sayfasında siz web sayfasını değiştirmeniz yeterli. Artık o noktadan sonra web sayfanıza giren herkes yeni web sayfasını görecekler. Dolayısıyla çok fazla avantaj sağlıyordu. Zaten cloud computing denilen, bulut bilişim denilen mantık da bunun neticesi olarak ortaya çıktı. Yani internet üzerinden erişilebilen hizmetlerin sunulması, servislerin sunulması. Şimdi bu yaklaşım, webdeki bu kolaylıklar bizi web sayfası üzerinden programların arayüzlerini, ön yüzlerini yazmaya itiyordu. HTML 5.0'da bunu aldı, normal klasik HTML'den bir adım öteye götürdü ve sanki bir program yazarmış gibi normal bir masaüstü programında kullanabileceğimiz çok fazla özelliği HTML'in içine ekledi. Neler var bunların içinde? Mesela HTML 5.0'dan önce işte sürükle bırak yapamıyordunuz. İşte sağ tuşa tıkladığınızda kendiniz, şimdi HTML 5.0'la birlikte kendiniz özel menüler tanımlayabiliyorsunuz. Bu menülerin içinde ne olacağını, nasıl çalışacağını aynı bir program yazar gibi kullanabiliyorsunuz. Çok farklı işte renk seçim özellikleri, zaman özellikleri, semantik taglerimiz, birazdan bahsedeceğim onlardan, yeni özellikler geldi. Yani HTML 5.0'ın aslında getirmiş olduğu çok büyük bir devrim, web sayfasının bir program arayüzü gibi, normal masaüstümüzde çalışan bir programın arayüzü gibi çalışabilmesi. Bu açıdan çok şeyi de bitirdi. Mesela çok eskiden HTML yeni çıktığı zamanlarda, web sayfaları yeni çıktığı zamanlarda Java appletleri vardı. Java appletlerine muhtaçtık çünkü web sayfalarının HTML'in desteklediği, sunduğu imkanlar kısıtlıydı. Appletler bize program yazmayı, işte for döngülerini kullanmayı, arka planda başka şeyler kullanmayı sağlıyordu. Sonra flash animasyonları çıktı Adobe'un. Başka yeni şeyler, pluginler çıktı. Bunların hepsi aslında HTML'in yetersiz kaldığı noktalarda bazı imkanlar sunmayı hedefliyordu. Ama HTML 5.0 bu bütün pluginleri yıkarak kendisi, ben size bu imkanları sunuyorum. Sadece HTML bilmeniz yeterli, sadece HTML kullanmanız yeterli. Browser'ların bunu desteklemesi yeterli ve siz artık arka plana odaklanın. Ön yüzde HTML 5.0 yeterli demesiyle sonuçlandı. Tabii ki HTML 5.0 yeterliğinin altında bir de JavaScript ve CSS var. Yani HTML 5.0 bize yeni tagler sunuyor ama
çoğu işi, mesela görselle ilgili çoğu işi CSS, Cascading Style Sheet ise veya ön yüzdeki programlama ile ilgili çoğu işi de JavaScript'e atıyor. Bunları da anlatacağız ama HTML 5.0 anlamamız çok önemli. Çünkü gelecek ve günümüzdeki programlama, ön yüz programlaması HTML 5.0 üzerine kurulu. Şimdi HTML 5.0'da bu video içinde yeni özellikleri biraz anlatmaya çalışacağım. Kaldırılan özellikleri anlatmaya çalışacağım. Bir iki tane örnek yapıp çalıştırmaya çalışacağım. Sonra da video serisinde yer alacak yeni özelliklerden, yeni videolardan bahsedeceğim. Onların da üzerinden geçeriz. Peki, öncelikle mantıkta nasıl bir fark var? Yani kodlamada neler değişiyor? Şimdi birincisi Ductype denilen bir özellik geldi. Biliyorsunuz HTML sayfalarının hepsi HTML ile başlar. Şurada yazdığı gibi ve slash HTML ile biter. Bu klasik HTML'de kullandığımız yapı. İşte head yapımız hala duruyor. Body yapımız hala duruyor. Bir de Ductype ile HTML belirtilmesi gerekiyor. Bu daha önce de aslında standart haline getirilmeye başlamıştı. Ama HTML 5.0 ile bunun şart olduğunu söyleyebiliriz. Gene meta tagleri yazabiliyoruz. Head içinde title gibi veya meta char set, karakter setini burada UTF-8 olarak belirtiyoruz. Türkçenin de desteklenmesi için bunu yazmakta fayda var. Ama gördüğünüz üzere klasik bir HTML sayfasından çok da farklı değil. Yani yapı olarak, sayfanın düzenlenmesi olarak, sayfadaki taglerin yerleştirilmesi olarak klasik bildiğiniz HTML bilgilerinin tamamını kullanabilirsiniz. Şimdi bu videodan itibaren bazı farklara değinmeye çalışacağız. Neler değişiyor onlardan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle semantik elemanlarımız geldi. İşte header gibi, footer, article, section gibi şeyler geldi. Yani sayfanın header, biliyorsunuz bu işte Word kullanan veya başka Word processor kelime editörleri kullanan kişiler bilirler. Kelime işlem editörleri kullananlar, işte sayfanın bütün sayfaların başında çıksın, bütün sayfaların altında çıksın gibi header ve footer yapıları getirebiliyorsunuz. Yani başlık ve sonluk diyebileceğimiz yapılar var. Gene article ve section var. Bunlardan daha detaylı bahsedeceğim. Hatta bir örnek yapacağız. Bir sayfanın içine article'lar ve section'lar nasıl yerleştirilir? Yani bir sayfanın içine birden fazla yazı. Article'la yazıyı anlayabiliriz. Section'la da bölüm anlayabiliriz. Bunlar birbirinin içine de girebiliyor. Yani article'ın içinde section'lar, section içinde article'lar da olabiliyor. Biraz o yapıdan bahsedeceğim. Yani sayfayı düzenlemek. Yine burada navigate özelliğimiz var. Nav olarak yazılan. Mesela sürekli bizim web sayfası programlarken başımıza gelen şeylerden birisi şuydu. İşte linkler koyalım. Mesela işte ana sayfaya link, iletişim linki, işte şu link, bu link. Böyle değişik linkler koyuyorduk. O linkleri her sayfada tekrar ediyorduk kodlarını veya bir yerden script okutarak yapmaya çalışıyorduk. Veya server-side scripting kullanıyorduk. İşte onların yerine alternatif bazı çözümlerimiz geldi. Attribute'larımız değişti. Form elemanı. Form biliyorsunuz kullanıcıyla iletişim kurmamıza yarayan elemanlarımız, taglerimiz, etiketlerimiz. İşte input alabiliyoruz. Mesela iletişim formu var değil mi? Adam ismini, soy ismini, mesajını yazıyor. Bize o mesaj olarak geliyor. Bunlarda değişiklikler var. Yeni özellikler eklendi. Tarih alabiliyoruz, renk alabiliyoruz, sayılar alabiliyoruz. Değişik özelliklerimiz geldi. Grafik özelliklerimiz geldi. Canvas gibi vektör grafikler geldi. Scalable vektör grafik, yani sayfanın değişmesiyle birlikte vektör grafikte kendi kendini scale ediyor, ölçeklendiriyor, değiştiriyor. Bunlardan ayrı bir videoda bahsedeceğim. Multimedya elemanlarımız geldi. İşte ses ekleyebiliyoruz, video ekleyebiliyoruz. Mesela YouTube videolarını ekleyebiliyoruz. Yeni çok sayıda özelliğimiz var. Bir de API geldi. Application Programmable Interface diye bir uzun halinin kısaltılmış API. Basitçe aslında bize bazı fonksiyonlar sunuyor HTML ve biz bu fonksiyonları kullanarak daha önceden hazırlanmış, yazılmış özellikleri kullanabiliyoruz. Mesela geolocation geldi. İşte mesela Google Maps'te bir noktayı artık web sayfamıza çok kolay bir şekilde gömebiliyoruz. Drag and drop geldi. Sürükle bırak özelliği. Bir şeyleri sürükleyip browser'a bıraktığımız zaman, mesela bir dosyayı sürükleyip bıraktıkları zaman onu direkt upload edebilecek şekilde arka planda veya onu bir resim olarak web sayfasına yerleştirecek şekilde kodlar yazabiliyoruz. Local storage ile ilgili bilgiler geldi. Artık kullanıcının kendi bilgisayarında bazı bilgiler tutabiliyoruz. Bu cookie'ye benzer yapılabiliyoruz. Düşünebilirsiniz. Application cache'imiz geldi. Web workers geldi. Sunucu tarafında bazı hizmetleri çalıştırabiliyoruz ve arka planda çalışan işler olarak döndürebiliyoruz. Server sent events geldi. Bu da çok kullanılan şeylerden birisiydi. Push notification'a benzer JavaScript kodlayan arkadaşlar bilirler. Yani sunucudan bir mesajı kullanıcıya göndermek. Mesela hani çok klasik örneklerimizden vardır ya, instant messaging veya bir haber göndermek isterseniz sunucuya bağlı kişiye, mesela sunucuya bağlandı birisi web browser'ından, browser'ını kullanıyor. Ona bir mesaj göndermek istiyorsunuz. Bir bilgi göndermek istiyorsunuz. Artık bunları sadece HTML kullanan yapmamız mümkün olabiliyor. Peki bununla birlikte neler kaldırıldı? Mesela daha önceden akronim applets, applet artık özelliğini yitirdi. Object olarak bunları birleştirdiler. Flash animasyon veya applet, bunların tamamını objects yapısı altında birleştirdiler. Başka pluginlerden gelen yapılar da olabilir. Bu akronimler kısaltmaları abbreviation olarak, ABBR olarak kısalttılar. İşte bazı görsel özellikler, mesela ortalamak gibi, underline gibi bazı özellikleri CSS'e attılar. Çünkü CSS zaten bu görselleri
yapmak için geliştirilmiş bir dilde. HTML ilk çıktığında CSS yoktu. CSS daha sonradan geldi. Dolayısıyla HTML ilk çıktığında bazı görsel öğelere ihtiyaç vardı. Formatlamak için bazı öğeleri kullanmamız gereken bazı tagler vardı. Ama CSS çıktıktan sonra artık bu anlamını yitirdi. Dolayısıyla HTML 5.0'dan itibaren HTML 5.0'da biz bu öğeleri kullanamıyoruz. Bunun yerine CSS'i bizi yönlendiriyorlar. Tabi browserlar şunu bilmekte fayda var. Ben HTML 5.0'da bunlar kaldırıldı diyorum ama HTML 5.0'ı destekleyen browserların tamamı şu an eski HTML'leri de destekliyor. Yani HTML 3.0'da veya 4.0'da yazdığınız bir web sayfasını bu browser üzerinde açarsanız muhtemelen onu da göreceksiniz. Dolayısıyla işte siz hala center yazdığınızda browserınız o yazıyı ortalayarak gösterecek. Ama bu bir HTML 5.0 tagi değil. Eski taglerden birisi. HTML 3.0'a 4.0'a browserımız destek verdiği için devam eden taglerden birisi. İleride o tagler tamamen kaldırıldığında, HTML 5.0 öncesi versiyonlara desteği browser kaldırdığında o tagleri de göremeyeceğiz. Onlar da çalışmayacak. Şu anda internette bütün web siteleri HTML 5.0 olmadığı için hala eski web sitelerini de düzgün gösterebilmek için browserlar destekliyor. Browserla niye anlıyoruz? Internet Explorer, işte Chrome, Google'ın Chrome'u, Firefox, Opera, değişik browserlarımız var biliyorsunuz. Bunlar, Safari var. Bunlardan hangisini kullanırsanız kullanın hemen hemen hepsi aynı standartlar artık desteklemeye başladı. Eskiden bunlar arasında da bir problem vardı. Versiyon farkları, destek farkları vardı. Bunlar giderek zaman içinde bunlar kaldırıldı. Hepsi aynı özellikleri destekleyecek şekilde getirildi. Ve şu anda HTML 5.0'ı destekliyor yeni versiyonları. Şimdi HTML 5.0'da yeni gelen özelliklerden birisini anlayabilmek için biraz JavaScript scripting bilmemiz gerekiyor. Ben bu scripting'i anlatmadım. JavaScripting'i henüz anlatmadım ama anlatınca daha net anlaşılacak. Ama HTML 5.0'ın yeni özelliklerinden de birisi olduğu için burada bahsetmekte de fayda var. Kendi etiketimizi tanımlayabiliyoruz. Şimdi burada mesela bakın HTML'de işte küçüktür HTML, küçüktür head, büyüktür şeklinde bazı şeyler yazılıyor. Bunlar HTML'i belirleyen, standartları belirleyen konsorsiyum tarafından belirlenmiş. Ve bunu browserlar destekliyor. Yani bir browser, işte Safari, Opera neyse, açtığında o tagin ne anlama geldiğini biliyor ve onu icra ediyor, çalıştırıyor. Sizin web siteniz download edildiğinde. Ama biz kendi taglerimizi de tanımlayabiliyoruz. Bakın burada mesela bilgisayar kavramları diye bir tag tanımlanıyor. Nasıl yapılıyor derseniz, işte script'in içinde document create element. Bu create element, document objesinin bir metodu. O metodu çağırıyoruz. O çağrılan metot, yeni bir metot, HTML 5.0'la gelen bir metot, yeni bir eleman üretiyor. Yeni bir tag üretiyor ve tagin ismi bilgisayar kavramları. Çift tırnak içinde olması string olduğu anlamına geliyor. Ve burada bu bilgisayar kavramlarıyla ilgili bir style belirtilmiş. Sanki işte bizim normal klasik HTML'de olan tagler gibi, işte A gibi, işte P gibi, işte TD gibi, normal klasik HTML'de olan taglerden birisine bir stil verilirmiş gibi burada bir stil verilmiş. Sonra bu tag, bakın burada küçüktür bilgisayar kavramları büyüktür. Gene slash ile burada kapatılmış. Burada bir mesaj yazılıyor. Bu yazılan mesaj şuradaki bilgisayar kavramları stilinde yazılacak. Ve bu yeni bir tag olarak artık kullanılabiliyor. Bunun detaylarını JavaScript ile birleştirdiğimizde, HTML 5.0'ın üzerine JavaScript anlattığımda daha detaylı anlatacağım. Kendi taglerimizi nasıl daha başarılı kullanabiliriz, nerelerde işe yarar. Ama HTML 5.0'ın yeni özelliklerinden bahsediyoruz ya, hani bu giriş videosunda. Bilmemiz gereken şeylerden birisi de, yeni özelliklerden bir tanesi de HTML 5.0'ın artık kendi taglerimizi tanımlayabiliyoruz. Şimdi semantik etiketlerimiz var, semantik taglerimiz var, anlam bilimsel etiketlerimiz var. Şöyle düşünebilirsiniz, bunu bir sayfa olarak düşünün. Bu sayfanın header'ı, footer'ı, yani başlığı ve sonluğu, navigation ekleyebiliyoruz. Navigation, sayfanın üstünde çıkan linkler, o linklere tıklayarak işte yeni sayfalara gitmemiz mümkün. Bunun içinde aside diye bir şey var. Bu genelde işte reklamlar için veya bilgiler için, bilgi mesajları için, değişik amaçlar için kullanılıyor. Bunu normalde biz divleri kullanarak, o divlere format vererek, işte onların absolute position, relative position'ları ile oynayarak eskiden yapıyorduk. Artık buna gerek yok. Direkt aside olarak yazabiliyoruz. Section ve article'ın yanında yer alıyor. İstediğimiz kadar section ve article tanımlayabiliyoruz sayfanın içinde. Section'lar sayfanın bölümleri diye düşünülebilir. Article'lar yazılar diye düşünülebilir. Bunlar genelde birbirine karıştırılıyor. Yani section nerede, article nerede kullanılacak, ne anlama geliyor diye düşünülebilir. Aslında basit bir mantığı var. Article yazılar. Section'larsa bölümler. Bir bölümün altında birden fazla yazınız olabilir. Bir yazının altında da bölümleriniz
olabilir. Dolayısıyla bunlar iç içe kullanılabilen şeyler. Yani bir bölümün alt bölümleri de olabilir. Section içinde sectionlar da olabilir. Bir yazının alt yazıları olabilir. Article'ın içinde article'lar olabilir. Dolayısıyla bunlar birbirinin içine girebilen şeyler. Eskiden bunları kullanırken işte div kullanılıyordu ve class verilip onlar formatlanıyordu. Ama artık veya id verilip formatlanıyordu. Artık bu tagleri kullanabiliyoruz. Evet, mesela navigation etiketini tanıyalım. Şurada bakın bir tane örnek kod var. Bu kodu alıp direkt ben çalıştıracağım ve Nev'in nasıl çalıştığını görelim. Basit bir mantıkla çalıştıracağım. TextWrangler'ı açıyorum. Daha önce burada yazdığımız bir HTML sayfası vardı. Şöyle yeni bir sayfa oluşturayım. Bakın DuckType HTML. Bu HTML 5.0 özelliğini veriyordu biliyorsunuz. İşte bunun içinde şu anda HTML body'nin içinde Nev var, navigation var ve navigation kapatılmış. Ne yapılıyor? 4 tane link verilmiş burada ve linkler arasında şurada pipe konulmuş. Yani dik çizgi konulmuş. Şimdi bu navigation bizim aslında sayfada görmek istediğimiz link. Bunu başka şekillerde formatlayabilirsiniz. Renkli yapabilirsiniz. İşte hover özelliği, değişik özellikler CSS'de verebilirsiniz. Amacımız bu navigation kısmını tanımlamak. Bu navigation kısmı bizim linklerimizi içerecek. Bunu böyle HTML, CSS, JavaScript, jQuery diye yazılmış. Siz isterseniz ana sayfa, işte iletişim, değişik şeyleri de buraya yazabilirsiniz. Ve programlamanın içinde nev deneme nokta html olarak kaydediyorum. Evet, nev deneme html'i çift tıklayıp açtığım zaman bakın şöyle bir sayfa geliyor. Sayfanın üst tarafından, yani özetle bakın şurada 4 tane linkimiz, yani şu linkler sırasıyla işte HTML, CSS, JavaScript ve jQuery linkleri teker teker burada gözüküyor. İşte bunları tıklandığında o ilgili linke gidecek. Tabii şu anda bir web sayfası yapmadığımız için bunları göremiyoruz. Ama mantığı anlamak açısından söylüyorum. Evet, örneklerimizi şimdi çalıştıralım. W3 Schools'u kullanacağımızdan bahsetmiştik. W3Schools.com'a girecek olursak şöyle ben yazayım. W3Schools.com dediğinizde şöyle bir sayfa çıkıyor. Bunun güzelliği oldukça pratik hazırlanmış olması ve kolay erişilebilir olması. Güzel bir anlatım sayfası. Ben herkese tavsiye ediyorum öğrenmek için. Yani amacımız biliyorsunuz balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Dolayısıyla burayı okuyup buradan kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben videolarını da çekip hazırlayacağım. Buradaki içeriğe paralel gidiyorum zaten. Referans olarak da vermiştik. HTML'e geçeceğim. Şurada HTML and CSS'de galiba learn HTML dersem ilerleyen kısımlarında şuradan itibaren HTML 5 başlıyor. Buradan itibaren okuyup kullanabilirsiniz. Kendiniz deneyebilirsiniz. Mesela burada graphics var, medya var. Bunlar için ayrı ayrı videolar çekeceğim. API için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Biz beraber yazıp deneyeceğiz de. Ama şurada bazı örneklerimiz var. Nerede bizim şeyimiz? HTML 5.0 burada. Mesela bakın semantikle ilgili bir özellik var. Bu W3School'un güzel bir yanı işte hangi browserların desteklediğini mesela gösteriyor bu semantik özelliğini. Şu resimden bahsetmiştik zaten. Buradaki deneme örnekleri yapabiliriz. Şimdi W3School'un gene güzel özelliklerinden birisi. Burada yazılı olan şeyleri try edebiliyoruz, görebiliyoruz, deneme yapabiliyoruz. Mesela şurada yazılı olan özelliği denemek istiyorsunuz. Try it yourself diyorsunuz. Yeni bir tag açıyor. İşte burada yaptığınız değişiklikleri, yazdığınız değişiklikleri sağ tarafta deneyebiliyorsunuz. Bir şeyler yazdınız, görmek istiyorsanız run'a bastığınız zaman o da çalışacak. Şimdi biz burada mesela HTML 5.0 migration'ın altında eski HTML 4 ve 5 arasındaki farkları anlatıyor. Biraz bunlardan bahsettik. Header, işte menü eklenebiliyor yukarıya. Bu menü nav olarak, navigation olarak ekleniyor. Section, article olarak. Şurada örnekler var. Mesela bunu deneyip görmeye çalışalım. Try it yourself dediğiniz zaman. Bakın burada yapılan yapıyı anlamak açısından şuradaki body'ye konsantre olacağım. Yani body'nin içinde. Şurada bir body başlangıcı var. Bakın bir header belirtilmiş. Div id header. Menü belirtilmiş. Bunun altında content vesaire şeklinde yapı belirtilmiş, class belirtilmiş. Ve burada sağ tarafta nasıl çalıştığını görüyoruz. Yani bir article'ın içinde alt article'ların nasıl tanımlandığı, değil mi? Burada işte ID content olarak tanımlanmış. Altında article'lar. Şurada linkler var. Menü nasıl tanımlandı. Buna benzer yapıları görebiliyoruz. Bu eski yapıdaki HTML 4.0'daki yapı. Şuradaki HTML 4.0 sayfası. Şimdi bunu HTML 5.0'a geçirdiğimiz zaman şurada bakayım. Semantik elementisi olarak geçen. Evet, zannediyorum şu. Şunu çalıştırdığımız zaman bakın burada o ID'ler yerine direkt
article olarak bilgi verilmiş, nav olarak verilmiş, header olarak verilmiş, tagler bu şekilde verilmiş. Formatlar da direkt header, section, article üzerine yapılmış ve aynı sayfayı görüyoruz. Yani HTML 4.0'da teker teker bu taglere div olarak tanımlayıp, hepsini div olarak tanımlayıp, teker teker ID'ler verilmesi veya class'lar tanımlanması yerine HTML 5.0 bize semantik tagleri, semantik etiketleri getiriyor ve onları doğrudan erişip kullanabiliyoruz HTML 5.0'da. İşte şurada bir footer var mesela, burada bir header var. Bunlar format diyebileceğimiz yapılar. Benim sizlere tavsiyem, yani bu noktada durabiliriz. Aslında anlatacağım örneklerden sonra sadece bu sırada ne var? Yani çekeceğimiz videolar var. Grafikler için ayrı video, medya için, API için ve örnek sorular çözeceğim. Örnek web siteleri yapacağım. Sıradaki videolarımız bunlar. 4 tane daha video çekeceğim ama benim size tavsiyem şu noktada W3 School'a girip denemeler yapmanız, burayı biraz kurcalamanız, kendiniz sayfalar yazıp denemeniz, yanılmanız, yanlış şeyler yapmanız, ufak HTML 5.0 ile ilgili örnekler yapmanız. En azından şu semantik tagleri, anlam bilimsel etiketleri kullanarak bir şeyler denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda da buradaki sırayla gideceğiz. Yani HTML grafiklerinden bahsedeceğiz. Canvas'tan, Scalable Vector Graphics'lerden ve Google Map'ten bahsedeceğiz. Bunları nasıl kullanacağından bahsedeceğiz ve diğer videolarla devam edeceğiz. Ama en azından bu videolara geçmeden önce HTML 5.0'da biraz pratik yapıp kendinizi geliştirirseniz faydası olacağı inancındayım. Videolarımız devam edecek. Bundan sonraki sıradaki HTML 5.0'ı bitirdikten sonra da JavaScript ile devam edeceğiz. Ondan sonra da biliyorsunuz sırada PHP var. Böyle sırayla teker teker videoları çekerek devam etmeye çalışacağız. Herkese başarılar dilerim.